Ama fırsat vermiyor bana. Derslerini bilmiyorum. Bakın derslerimden hiçbir bilgim yok. Sağlık konusunda çocuğum benim üniversiteye gidiyordu geçen sene hastaneye. Ondan bile bir sene, bir buçuk sene sonra öğrendim çocuğumun ağzından hasta olduğunu. Yani ne yapabilirim bilmiyorum. Hayır, gerçekten çocuğa şiddet, eşime, bu 2014'ten. Şimdi bakın davamızı reddoldu bizim. Reddoldu. Yüksek yargı 2018'de onaylandı geldi. Ben eşimle bir araya gelemeyeceğimden, çocuğumla icra ile gördüğüm için, sıkıntılar yaşadığımız için aramızda, çocuğumuza yansıttığımız için ben boşanma davasını ben açtım. Saat 9'dan takip eden, pazar günü saat 6 arasında her yılda dini bayramların ikinci günü ve ikinci günü saat 9'dan üçüncü günü saat 6 arasında her yıl semester tatillerinin Kasım, Ocak, Nisan birinci günü saat 9'dan beşinci günü saat 6 arasında bende şu bu aylarda beşer günde. Çocuğum şu anda 11 yaşına girecek. 11 yaşına adım atmak üzere. Karşı taraf bana eski iddialarla uzaklaştırma kararı almış. Eski de 2014 yılında yaşanmış olaylardan, reddolan boşanma davasından o iddiaları öne sürüyor. Çocuğumla zaten görüşemiyorum. Ben tabii ki de normal görmek isterim. Çocuğum orada etkileniyor, psikolojisi bozuluyor. İcra demek öyle basit bir olay değil. Pedagoloji eşliğinde farklı insanlar görüyor, geri geliyor, jandarma, kolluk kuvvetlerine başvuruluyor. Ne demek yani? Çocuğun psikolojisi orada bozuluyor. Elimde şu anda bir kararım var. Dün verilmiş, reddolan boşanmada yeni bir karar verildi. Gösterilmiyor. Karakola başvurdum. Kimse bana yardımcı olmuyor. İcraya başvuracaksın diyorlar. Ben şu anda icramı başlattım. Bugün itibariyle başladım. Yalnız karar kesinleşmeyince o icra başlamazmış. Vay göremeyeceğim. Yani seneye Temmuz'a kadar çocuğumu alıp Antalya'ya götüremeyeceğim. Kendi çocuğumu masrafla görüyorum. Hacizliyorum bak. İnsan kendi çocuğunu hacizler mi? Çocuk hacizlenir mi? Bu mal değil ki. Kendi çocuğum o bir insan. İnsan hacizlenir mi? Hacizliyorum yani çocuğumu. Bu ne demek yani? İstemeyerek de olsa mecburum. Çocuğumu seviyorum çünkü. Ondan ayrı kalmak istemiyorum. Özlüyorum. Ben çocuğumu yüreğime yazdım, içime yazdım. O benim tek varlığım. Bu da yargılama sürecinde her iki davada görebilme şansı ancak birkaç kere oldu. O da mahkeme kararlarının kesinleşmesini bekleyince ve ancak jandarma eşliğinde. İlk yargılama yaklaşık kesinleşmesiyle beraber 4 yıl sürdü. Şimdiki yargılama henüz kesinleşmedi. Bölge adliyedeki istinaf sürecinin de bitmesi bekleniyor. Bu yaklaşık da 1 yılda orada bekleyeceğiz. Fakat itirazlar edildiği ve kesinleşme yıllarca sürdüğü için bu karar kesinleşemiyor ve çocukla görüşme ne yazık ki mümkün olmuyor. Çocuklar ne yazık ki şantaj malzemesi olarak kullanılıyorlar. Çocukla babanın görüşmesi konusunda mahkemenin kararının kesinleşmesi ve bunun başka şehirlerde ise uygulanabilmesi için çok uzun prosedürler gerekiyor. Özel görüşme yerleri ve özel kişiler olması gerektiği şeklinde düzenlemeler var. Fakat ne yazık ki karşı taraf eğer istiyorsa gösteriyor, istemezse bu prosedürlerin uygulanması çok uzun zaman aldığı için ne yazık ki görüşülemiyor. Kalabalık bir heyet haline çocuk alınıyor fakat çocuk bunu gördüğü anda zaten yıkılıyor, psikolojisi darmadağın oluyor. Kaldı ki anne baba arasındaki bu boşama davası sürecinde sürekli kendilerine yükleme yapıldığı için çocukların psikolojisi inanılmaz kötü etkileniyor ve tabii ki gelecekleri etkileniyor. Bizim yani bu Türkiye'nin çocuklarıdır bunlar, Türkiye'nin geleceği etkileniyor. Fakat ne yazık ki ülkemizde böyle bir algı var. Çocuklar anneye verilir, anneler çocukları istediği zaman gösterir, babalar nafakayı da öder, babalar çocukla da görüşemez, babalar her türlü fedakarlığı yapar, gerekiyorsa şantajla ev, araba bir şeyler alır, bulur, verir ve çocuğunu görme hakkını kazanır. Çünkü toplumda eğer kadına şiddet varsa, bir erkek yapmışsa bütün erkekler bunu yapmış gibi lanse ediliyor ve erkek şiddet görülmüyor. Ve erkek de hep şiddet uygulayan, para kazanan ve işte aldatan, döven, kumar oynayan, alkol kullanan insanlar gibi gösteriliyor. Fakat erkekler böyle değil. Sonuç olarak şöyle söylemek istiyorum. Yani erkekler de insandır ve onların da hakları vardır.
Kadın ne kadar anne ise erkek de o kadar babadır. Kadın ne kadar çocukla görüşme hakkı varsa erkeğin de o kadar çocukla görüşme ve yetiştirme hakkı vardır. Nafaka süresiz olduğu zaman bunun silah olarak kullanılması söz konusu ve eşitsizlik oluyor. Eğer erkek çalışıyorsa kadın da çalışabilir. Erkek para kazanabiliyorsa kadın da para kazanabilir. Tabii ki uç örnekler olarak bakmamak gerekiyor, genelleştirmek gerekiyor. Kadınlar erkekler eşittir, çocuğa da birlikte bakabilirler ve ikisi de para kazanabilir. Nafakanın da uzun süreli olmaması ve belirli süreli olması gerekiyor. Ali Bey nafakayı ödemediği ay için 90 gün hapis cezası yatmak zorunda.